kentte Kobani baran hur hur de bara. İşte Türkiye'nin konuştuğu o kasaba. 3 hafta öncesinin Aynel Arabı, bugünün Kobani'si. Kobani'ye gelirken bizi silahlı milisler karşılamıştı. İçeri girdiğimizde ise gayet olağan akışında hayat ve çok da sakin görünüyor Kobani. Esad'a bağlı askerler, yöneticiler tamamen Kobani'den çekildiler. Şu anda buranın, kasabanın yönetimi tamamen PYD'nin de içinde bulunduğu Tevdem'de. Daha birkaç hafta önce Kürtçe konuşup yazmak yasaktı. Ama şimdi Kürtçe bir okul ve kültür merkezi bile var. Güvenliği silahlı Kürt gruplar sağlıyor. Baas rejiminin karakollarında şimdi onlar var. Kobaniler eski rejimin etkisinden henüz kurtulamamış. Üstelik özgür Suriye ordusuyla ciddi sorunlar var. Tüm bu sorunların arasında Türkiye onlar için çok önemli. Türkiye ile yan yanasınız. Bundan sonra nasıl bir ilişki olacak? Ne olacak? Türkiye ile komşu olmak güzel. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. İlk sorun güvenlik ama daha büyük sorunlar kapıda. Bizdeki çünkü millet çok fukara, sivil mesela. İş olmadıysa ekmek yiyemezler. Millet çok fukara, halları kötü burada. Kürtler sistemlerini hızla kurdu. Hatta bir meclis bile çalışmaya başladı. O meclisin başkanı Ahmet Şeyho Kanal D Haber'e konuştu. Biz kimseyi tehdit olarak algılamıyoruz. Kimse de bizi algılamasın. Ama bize bir tehdit geldiği an halk olarak kendi haklarımızı savunuruz. Kimse bizi tehdit etmesin. Türkiye'de bir endişe var. Deniyor ki Kobani, Afrin bunlar PKK'nın elinde ve Türkiye'de PKK ile komşu oldu ve oradan her an bize bir saldırı gelebilir. Var mı böyle bir şey? PKK burada yok. Asla buraya gelip Türkiye'ye saldıramaz. Buna kesinlikle izin vermeyiz. Ahmet Şeyho, gönül bağımız var ama PKK burada yok diyor. Kobani'nin içinde PKK ile ilgili hiçbir gösterge yok. Ama kentin hemen dışındaki kontrol noktaları başka şey söylüyor. Sadece sloganlar değil, kontrol noktalarındaki yazılarda yüzlerini gizleyen silahlı gençler de PKK'nın çok da uzakta olmadığını gösteriyor.